من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم متربي بالله. Sevgili Peygamberimiz tebliğ ettiği dinin Allah'ın dini olduğunu ifade ediyor ve bu dinin doğru anlaşılmasını, doğru yaşanmasını, doğru anlatılmasını ve doğru aktarılmasını da emrediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yuallimuhul kitab, bu kitabı size öğretendir. Vel hikme, o size hikmeti de öğretir. Hikmete sünnet diyen alimlerimiz var. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i bize en iyi şekilde anlatan, açıklayan, tebliğ eden ve hikmetli sözleriyle İslam'ın yaşaması noktasında bize en güzel örnekliği sunan insandır. O yüzden Müslüman dinini sahih kaynaklardan ve sağlam bilgilerle öğrenmeli. Sevgili Peygamberimizin hadisleri, Allah'ın keramı gerçekten bugün hepimizin ulaşabileceği şekilde mevcuttur. O yüzden toplumumuzda bizi bu sahih bilgiden uzaklaştırmak isteyen, bizi kendi milli ve dini geleneğimizden koparmak isteyen, bizi kendi istek arzu emellerine göre yönlendirmek isteyen bir takım fikri cereyanların olduğunu tarih boyunca görmüşüz. Sevgili Peygamberimiz zamanında hatta ondan sonra yalancı peygamberler daha çıkmıştır. Bu Mehdi'yim diyenler çıkmıştır, Deccal'im diyenler çıkmıştır din söz konusu olduğunda toplumu yanlış bilgilerle donatmak çok kolaydır. Kimi Mehdi'yim diyecek, kimi Mehdi gelecek diyecek, kimi Deccal'im diyecek, kimi Dabbatül Arzım diyecek. Yani bu gibi hususlarda iman hepimizin ortak değeridir. Hepimiz Müslümanız ama hepimiz aynı bilgiye sahip değiliz dini konularda. Onun için bazı insanlar dini referansları kullanarak insanları farklı yönlere, farklı şekillere evrilebilirler düşünce olarak. O yüzden bunlara aldanmadan, bunlara kanmadan sahih bilgiyi, doğru bilgiyi devletimizin ve milletimizin menfaatlerine uygun, bilgimize ve beraberliğimize uygun bir şekilde doğru ellerden, doğru bilgilerden, doğru eserlerden öğrenmek durumundayız. O yüzden televizyonlarda, internet ortamlarında o kadar asparagas diyen, o kadar doğru olmayan, o kadar İslam'ın ruhuna aykırı, o kadar çarpılmış haberler var ki insanlar şaşırabiliyor bazen. O yüzden doğru sağlam ellere müracaat etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in ayeti açık. وَلَا تَقْفُوا مَا لَسِلَكَ بِهِ عَيْبٌ. Hakkında bilgin olmadığı şeyin adına düşme. Ama bugün yaptığımız en büyük hata, hakkında bilgiye sahip olmadığımız şeylerin peşine düşüp, yalan yanlış haberlere itibar eden çok insan var günümüzde. İnternet medyasını görüyoruz. Doğru olmayan, sadece bir yönlendirme ve çağrılma, dini noktadan dönüyor. Diğer yönler beni ilgilendirmiyor. Her yönde var bu da, özellikle dini noktada sahih bilgiye aykırı, Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna uymayan bilgilerin insanlar tarafından anlatıldığı bir ortam yaşıyoruz. Yanlış bir şekilde anlatılan dinin insanların kendi menfaatlerini nasıl kullandığını geçmiş tecrübelerimizde acı bir şekilde yaşadık. O yüzden Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in bir mümin aile delikten iki defa ısırılmaz hadisine binaen akıllı ve dirayetli bir şekilde yoluna devam etmeli. Ve bizi kendilerine özenmek isteyenlere de dikkat etmeli. Sevgili Peygamberimiz şu hadisi ben teşebbühe bi kavmin fe ehemmin. Kim bir kavme benzemek isterse onlardan dolayı. Şimdi bazıları Yahudi ve Hristiyanlar hoşgörü. Hoşgörünün de bir sınırı vardır. Herkese saygımız, sevgimiz vardır. Ticaret yaparız, turist olarak gider geliriz ama din söz konusu olduğu zaman canım hoşgörüdür, giderim falan olmaz. Peygamber Efendimiz bir Yahudinin kabrine gitmek istedi. Hazreti Ömer, hayır olmaz ya Resulallah. Hemen ayet-i kerime diye buyurdu. وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقْمَ عَلَى قَبْرٍ. Onların kabrine gitme, cenazesine katılma, duada okuma onlara. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. O yüzden
insanların farklı düşüncedeki istek ve arzularına ve yönlendirmelerine değil, Kur'an ve hadis merkezli hayatımızı yaşamaya gayret ederim. Rabbim bizleri, ülkemizi muhafaza eylesin ve bizi sahip bilgilerle donatsın. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Hattâ ibn-i nezâb-ı kemâl-i azâb-ı estağfurullâhi ve azâb-ı